16 Ekim 2015. Yeşeren dünyanın türleşmesinde bütünün gücü tüm zamanları tohumlarken hepimizin kodlanmış ışığı bilişi kayıtlıyor. Herkesin kendini kelamla dürümlediği bir dilde kendi yoğunluğunda bitişi birlik ilmiyledir. Kendi yolu, kendi tohumları, kendi koyulukları bütünün gücünü tek tek sayfalarken yer ve gök temizleniyor. Dünya tertemiz olacak. Amonların Kur'an'ında bu vardı. Dünya tertemiz olacak. Ve dünyanın temizliği bu güçlü yoğunlukla kayıtlara indirilmiştir. Dolduğu zaman akar her diri ama dolmadan akış olmaz. Bütün kötülükleri kelamla dürümleyenlerin dillerinde her şey temizlenir. Ama kötü tohumlarını kontrol etmediğinde kök sistemlere inme imkanı olmaz. İşte o gün köprü kurulur yaşama ve kodlanmış ışıkların türleşmesiyle bütünün gücü dünyanın gözü olur. Dünya artık biliştir. Dünya ekiptir. Dünya ilimdir. Aha dünya korunmaktadır. Aha dünya koklanmaktadır. Bu dünya bütünün gücüdür ve bu dünyayı kontrol edecek olanlar bütünün 150 bin yıllık ışığını tohumluyorlar şu anda. Dünya ortağı kapılarını kapatmayacak, toprak toplum tohumlarını kodlayacak ve dünyanın ruhu kontrol kuracak. Arada kapılar açılır, arada kalemler kaynaktan insanlık ilmiyle dürümlenir ve yaşar ama Rahman'a Kur'an olanların kürzi kapılarında tüm zamanlar güçlenir. Bundan sonraki dönem artık yeryüzünün daha eski zaman sayfalanışlarını tohumladığı o güçlü yoğunlukların ışığından özgeçişlerle yer kürenin gücünü dürümleyeceği yeni sayfaları kodlayacak. Doğu bilinçsiz, batı bilinçli zannedilir. Her birinde dürümlerini dinleyenler olmaları gerekenler vardır. Ve bugün Nuh kutsal tohumlaması başarılmıştır. Nuh kutsal tohumlaması kaydı yapanların levhi kapılarında ışığı kalemle dürümlemiştir. Canlı ışık can kapısını açtığında yol tohum olur ve bütünün gücü olur. Öyle zorluklarla yaşandı ki bu sayfalar kendini bilenler, İlimle dillediklerinde kendi yüreklerini bütünün gücü ölümlü dünyanın kürzi kapısı diye dinlettiklerinde her şeyin örtüsünü örtüleceği o günün bugün olduğunu anlayamadılar. Altın ışık yıllarının Kur'an'ını okuduk biz bugün burada. Ölümlülerin ölüm oldukları anlatıldı. Kayıtların ışıkta tüm zamanları dürümlediği anlatıldı ve kalemlerin bütünün kelamı olduğu anlatıldı. Çok özel dönemler yaşandı bu dünyada ama bugün erdiği yaşam yeni bir sayfadan öte yer kürenin gözü olan bir sayfadır. Cennetin ekibi cevherin diriliğinde tüm zamanları dürümlediğinde bütünün gücü oldu. Yemin edip gelmiştik bu dünyaya. Biz bu dünyayı hologram olan ışıktan çıkaracağız diye. Biz bu dünyayı hologram olan ışıktan çıkardık. Bu dünya kontrollü bir yaşamı kayıtladı. Elimin gücü artık bütünün gücüdür. Özür dileyenlerin çokluğu bugün hepimizin çekiştirdiğimiz o yoğunlukların Kur'an'larında mevcut olan ışıkta bilindi. Amon, Aton ve Haton ve tüm kontrollü temiz kapılar bizim için çalışmaya başlayacak. Karanlık ekmek yapamaz, aydınlık yapar dediler. Karanlığın ışığı olmasa aydınlık olmaz. Şu ana kadar herkesin daha iyi anlayacağı yaşamları doğumladığımızı görmeleri gerekliydi. Erenler ilimden çıkmadan erdikleri yüreklerde bütünlük olmadı. Hepinizin gücü daha yüce bir
soylu çalışmaya ulaştı. Kutsal topraklar yeşeren dünyaların ümmi kodlarından öteye yoğunlukları kayıtladı. Netice olarak dünya yaşıyor ve yaşayacak. İşi bırakıp geçişler yaptıracağım diyerek bilgi kapılarına dayananlar kontrol kuramadıklarını anladılar. Kimse dinci olmayacak dediğimde din olmadığında yaşam olmaz dediler. Ve dedim ki olacak işte mutlak olan budur. Ol dedik. Dar zamanlar artık gönül sistemlerinde görevi hak ettiler. Dar zamanları kodladım. Amon toplumları kontrol edici ilmi kapılarında ışıkları yenilediler. Körün gözü açıldı, ayrılık bitti. Şimdi artık temizlik başladığından kutsal ışık yere çekiliyor. Yere çekilen ışık insanlık ilminin hakikiyetidir. Unutmayın, dondurulanların tümü artık yaşama indiriliyorlar. Savaşın ışığı yeniden ve yeniden görev taşıyacak. Işık kodlanmıştır ve toprak tohumlanmıştır. Bundan sonra kutsal ışık yarının ışığı haline geçecek. Seyrettiğiniz ne varsa bugün Nur Kur'an'da hepinizin gücüyle, sevgiyle sisteme çekiliyor. Ve yer küre yenileniyor. Uç dediler, uç. Uçuş başladı. Yarına uçuş. Yer kürenin yarına uçuşu başladı. Bu uçuş kulluğun tohumlanışıyla birlikte kürzi kayıtlamanın ışığında gerçekleşecek. Uçan tüm zamanların ummanı olan yaşamdır. Öyle bir uçuşa geçti ki yaşam yarınla dün birleşecek. Dün yaşam bugünkü kükremede yer kürenin türevlerini yenileyecek. İşte yaradılan yarattığında yaratılmışsa da artık yaratılan yaratanı yaratıyor. Bu yaşamın yaratılışıdır. Bu koklanan, tohumlanan yoğunlukların yaratılışıdır. Yere gök, göğe yer indi. Bize insan indi. İnsan kapılarını açtı. İşte o insan yarının nesillerine kelamı indiriyor. Umut olur ki Türkiye çobanları yarında bütünlenirler. Kendi yollarında her diriyi hak ederler. Umut olur ki dünyanın çobanları bütünün köklerinde kelamda birleşirler. O kelam ilimdi. İlmin hakikiyetiydi. Bundan sonraki birlik sayfalanışını yapacak olan görev insanın kelamı olacak ve insanlık nefisinde o kelam yaşam olacak. Öncü kök gök oldu, güç oldu, yol oldu. Gör ki o bütünü göreve aldı. Atlanta ata kapısı açık. Şimdilik. Ve o kapıyı herkes anlayacak şimdilik.